Kimler birleşip iktidara yerleşip. Ben de ilk bölümde var. Arkadaşlar sapıttı durum. Durum sapıttı şu an. Sevgiliyim ve din kardeşlerim. Aziz ve muhterem kardeşim. O can ya. Boş şey. Ver izle sen şunu izle. Peki. Kantare ne demek? Kantare şarkı söyle. Kantare şey değil mi abi? Yanık merhemi. Kantaron yağ ile karıştırılması. O başka bir şey. Ama o onun İtalyancası işte. Kantaron Almancası. Kantare İtalyancası. Kantaris Latincesi. Kantarion o Türkçesi. Kantarium olur Latincesi olursa. Ooo. Barış Latince biliyor musun? Kantarikis de olabilir. O... Canim oldu o biraz. Narsisin canim tarafı. Modern Rumcası. İkisi yapıştırınca ne gındarız oluyor. Cencikis. Şeydeki kül tablasının ne demek olduğunu biliyor musunuz Yunancı'da? Kül tablacis. Hayır. Taşaki. Yok artık. Niye? Otasaki. Niye dedi? Yani bilmiyorlar. Onda niye his yok? Yani işte taşak geçmiş birisi ortada. Olabilir ha. Taşaki. Taşaki uzatır mısın canım? Peki testis ne demek? Kültü abası mı? Testis testin çoğudu zaten. Oo. Peki bu abla... Akıyor. Hocam akış başlamadan önce şu ablayla ileri geri konuşmuştunuz ilgili. Şimdi bugün bir çizgi film çıksa 300 tane mavi yakalı bir köyde tek bir tane de kadın var aralarında falan. Biz çizgi film dünyasından çok koptuk galiba işte. Ya. He? Çizgi film dünyasında çok koptuk diyor. O zaman bize tuhaf gelmedi bak köyde bir tane kız. Bana geliyordu abi. Ben çocukken sinir oluyordum. Bana gelmedi. Ben de çünkü çocukken şey vardı. Aa herkesin bir sevgilisi olsunculuk vardı. Anlat kardeşim ben viski dökeyim ya. O yüzden de i̇şte yani ulan bu şimdi Şirin'e kime verecek? Güçlü Şirin'e mi verecek mesela? Benim favorim Güçlü Şirin çocuk halimle. Vermek derken kalbini tabii. Kalbini, fizini, bütün aşkını evlensinler falan. Abi biraz yani ne? Bir şey söyleyeceğim. Ne bir var? Kere her şeyden önce pusisi yok. Diğerlerinde pipisi yok. Evet şimdi mantar galiba. Oğlum o ama bir tane aşık olan şey var. O bir tane o sevgi şey olan romantik Şirin gibi bir tane vardı mesela. Güller veriyor falan. Ya evet, şey Şirin. Ne Şirin? LGBT Şirin. LGBT. Niye bir tek o incelikten anlıyor kardeşim? Geri kalanlar öküz yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ben şu anda uyanıyorum mevzuya. Can dedi ki onlar mantar dedi. Eğer onlar mantarsa burada sadece gerçek olan bir kişi var. Gargamel. O mantarları da Gargamel'in kafasını izliyoruz. Bu da yemek kafasını istiyor yani. Bundan doğal ne var? Mantar ben de severim mesela. Ben de Gargamel'lerinde olsam. Gargamel Şirin'leri niye yakalamaya çalışıyor diyor. Onları yemek için. Hayır. Bir formülle altına çeviriyordu. Hatırlamıyor musunuz? Yok, 6 tane Şirin bir sikke altın mıydı? Peki Şirinlerin ilk bölümünü hatırlayanlar mı? İlk bölümü. Episode 1. Hayır ya. Şirinler orijin. Şirine işte. İlk bölümde öne geliyor Şirine. Tabii. İlk yapıyor büyüyle bunu. Bir şey katıyor falan. Şirine'yi yapıyor. Kendi büyüyle. Ve Şirin köyüne gönderiyor. O zaman sarışın da değil. Heh. Başka renkli bak, saçlı. Bak bunu hatırlıyorum. Siyah saçlıydı. Siyah saçlı olduğu için çirkindi. Kötüydü. Kötüydü. O böyle sonra kötü kalpiydi. Kötüydü ve çirkindi kanka. Çirkin senin kendi şeyin. Hayır canım. O kadar düşmüyorlardı başta. Sonra bölümün sonunda Şirin'e böyle işte kötülüğünden aranıp iyi ve sarı saçlı bir kadına dönüşüyor. Hepsi böyle falan oluyorlardı böyle. Şirin baba ne oluyor? Şirin baba bir hareketlenme. Olur. Olması gerekenler olmuyor orada aslında. Öyle neyse sonuç olarak ben en çok Şirin babaya üzülürdüm. Çünkü şimdi mesela diğer güçlü Şirin olsun, pastacı Şirin olsun, gözlük Şirin olsun. Gene Şirin ile yani çoğu şey olamayacak, end up edemeyecek ama hiç olmazsa açılabilirler. Bir de Şirin babayı düşün. Diyelim uzaktan Şirine'den etkileniyor. Bir kişisel merakın var. Ama hiçbir şey diyemez. Adın yani şeye çıkar anladın mı? Şirin babanın Şirin'e yazdığını düşünsene. Ayıp olur. Ona hele hiç yok yani. İyice tarikat cemaate dönersin yani. Çok kötü. O yüzden abi lütfen kadın Şirinleri yani yeni bir Şirinler yapılsın. Ben üzülürdüm küçükken. Hepsi kadın bir tane erkek mi bu sefer de şimdi? Hep öyle her şeyi tersini yapıyorlar ya. Güzel. Sonra hepsine siyahı yapacaklar. Hay Allah'ım ya. Zaten maviler abi. Tamam. Mavi. Blue Lives Matter yeşil bir şey yapmaları lazım. Yani Amerika'da böyle şey yani orada da onun duyarı olur. Şimdi bunlar eğer mantarsa ve üreme organları yoksa
terleyerek sporla ürüyorlarsa, Şirine'nin beyanı kadın olduğu için kadın olduğundan ötürü ilk trans karakterlerden bir tanesi olduğu geçerli bir argüman sayılır mı acaba? %100. Hepsi trans olmuş olmuyor mu senin anlattığın? Bugün gerçekten benim beyanı erkek yani. Hayır canım, bu gözlük bir Şirin mesela. Gözlük beyanı var. Gözlük, gender gözlük değil yani. Ama bu mesela kendi karakteri olarak kadınlığını seçmiş sadece. Mesela bak dikkat et. Kadın ve gözlük bir Şirin veyahut da kadın ve ince ruhlu Şirin yok. Bunun tek karakter özelliği kadın olması. Evet. Mesela bu gözlüklü, evet, ötekine doğru geçiyorsun. Güçlü. İşte bilge, öteki güçlü, sinirli bir şey. Bu kadın. Peki, biraz. Bu kadını yüceltir mi yoksa şey yapar mı, aşağı mı çeker? Aşağı çeker. Aşağı çekeyim bayağı. Aslında aradığınız içeride. Niye, kadın olmak başlı başına bir özelliktir mesela. Yani, değil, olmaması. Karakter sadece eteğinden ibaret düşünürsen yani. Çünkü tip olarak da diğerleriyle aynı. Peruk takmış bir Şirin gibi aslına bakarsan belki de peruktur. Mesela bir suç. Mesela memeleri de yok. Peruk bu arada çünkü mantar oldukları için bence hiçbirinin saçı yok. Ama dedelerin sakalı var. Evet. Yani o biraz yaşlıca tüylenen bir mantar gibi düşün. Ben aslında şöyle bir şüphem var arkadaşlar. Bak şimdi ortalıkta mesela ne zaman Şirin köyünde bir kriz yaşansa böyle arkada Şirinler koşar. O arkadan koşan Şirinler figüran Şirindir ya. Böyle hiçbir özelliği olmayan Şirinler. Düz Şirin. Şimdi galiba merhaba, aslında hiçbiri özellikli değil. Hepsi o gün mesela işte ben bugün pastacı olmak istiyorum diyor. Bir tane aksesuar takıyor. Mesela gözlüklü Şirin hiç aynı karakter değil. O gün o gözlüğü kim takıyorsa gözlüklü Şirin o oluyor belki. İşte öyle. Oo. Yani mesela bunların uyuduğu yerde böyle geniş bir uyuma ya yeri var. Aynen. Aynen Lemmings gibi. Aynen. Çok güzel. Elini şeyi alıyor. Baltayı alıyor. Odun yaparım düşürüyor. Yani. Oduncu yaparım. Gözlüklü Şirin falan alıyorlar böyle. Yaparım. Peri Ustakan da Şirin oluyor. Şurası da şey dövmeyi yapıyor. Ben bugün güçlü Şirin'im diyor. Öbürleri ben olacaktım güçlü falan diyor. Bir tane koyuyor. Artık Şirin'in koyuyor. Bir işi var mıydı kasabada, hatırlıyor musunuz? Yoksa var. Orospu. Yok. Yoksa diğerlerinin simpliyle mi geçiniyordu sadece? İşte genel bir release yaşatmak. Çünkü hep Amurant babana hep hediyeler getiriyorlardı. Ben bunu hatırlıyorum bir tek. Hediyeler getirdi işte şey o bir bölüm. Yani Şirin'den etkileniyorlar çünkü Şirin'e bir şey yayıyor falan. Kadın. Kadın diye bir parfüm sıkmış. Beyazın kadın. Hayır yani şu şöyle geçmiyor mesela. Her bölüm bir Şirin'e yazış yok yani. Yok. O bölüm yazıyorlar. Bence yani, bence arka planda hep bir yazış var i̇şte abi. Bu be. 100 Şirin'e karşılık bir Şirin'e var. Kesin bir tanesi yazıyordur yani. Yani şey yazmıyorsa, mühendis Şirin yazmıyorsa traktörcü başı Şirin yazıyor. Bu arada mühendis Şirin'de yok. Zaten senelerce Şirinleri böyle komünist bir şey olmakla eleştirenler çok oldu. Haberiniz var mı ondan? Evet, artık. Mühendis çok olur, niye olmasın? Komünizmde mühendislik yasak. Mavi yakaya bunlar. İşçi sınıfı yani. Ya kardeşim, işçi sınıfında pastacı mı olur? Kardeşim yok. Yani ne yapayım, adam mühendis. Kendini beğenmiş Şirin var mesela. Doktor aynen. Şirin var mı mesela? Yok. Yoktu. Doktor Şirin, mühendis Doktor Şirin, yazılımcı yani. Şirin, bunlar yok abi. Doktora gerek yok. Hepsi bak mühendis, el işçisi, doktor emekçi. Kim? Hocam 1979'da yazılımcı mı varmış ya? Allah Allah, kimin aklına gelir? Ne bileyim oğlum, roketçi Şirin yok yani mesela. Hep böyle şey hani el işi, el emeği, esnaf Şirin, Kobi Şirin, küçük bir orta boy işletme Şirin. Kobi Şirin. Belki de komünizmi değil, köleliği şey yapıyordu bunlar. Yani sen bundan sonra şeysin. Evet zaten vallahi bunlar komünizmle ne alaka yani? Ya ben şeyi hiç hatırlamıyorum. Yok. Bölümlerde ne olduğunu falan hiç hatırlamıyorum bu arada. Ya komünizmle... Olay neydi yani? Komünizmle eşleşmelerin sebebi, hani state the obvious yapayım. Bunlar bir komün hayatı yaşıyor olmaları, para geçmiyor olmaları, bunu destekliyor olmaları. Nasıl geçmiyor ya? Şirin çileği dendi mi hepsi birbirini yiyor. Ama şirin işte çileği, şirin çileği var. Doğadan toplanıyor ya yani. Ne fark eder öbürü, ne fark eder ya, Allah Allah. Konu neydi, konu mesela bir bölümde ne oluyordu? Gargamel bilmem ne yapıyor. Falan yapıyor Gargamel. Bir de kedisi sonra... var onun böyle. Azman. Ha filan. Şirinler de koşuyorlar koşuyorlar işte 5-6 tanesi birden imece usulü tak diye sopa vuruyorlar Gargamel'e, kaçıyorlar. Mesela imece usulü vuruyorlar diye bir şok, o senin gene bunları belli bir kılıfa sokmaya çaba. Hayır, no, Şirinler birleşin. İktidara yerleşin. Ninja Kaplumbağalar Splinter Usta Adnan Oktar mıdır? Bu April'dan filan ne istiyor bunlar? April mesela Michelangelo senelerce April'da aşık. Aşık. Orada da bir 4 tane April koymuşlar. April'ın yanına da bence güzel ama gözlüklü ve saçlı Irma. Irma. Irma'yı da çirkin gibi yapmışlar. Yıllar sonra açtım, döndüm çizgi filme baktım. Irma'nın aşırı gideri var ha. Abi, Irma abi o şeylerden o. Bu kadar büyük göğüs bu kadar dik olamaz. Fiziğe aykırı April O'Neil. Sütyen de kullanmıyordu. Maşallah böyleydi. Sütyen de kullanmıyordu kısmı biraz palavra ama olsun. Bu arada açıyordu ya acaba. Abi açıyordu. Bu arada bence aslında İrman'ı gösterdi. Oraya kadar açıp da sütyenler var şimdi, beni burada şey yapmayın. Soralım bunu seven bireylere. Ya görünmeyip de sütyen olabiliyor bu arada. Lift up kullanıyordur işte. Ha okey. Yani April'ın gözleri küçüktü be. Ben abartmıştım. Big tits'ti ya. Big tits'ti. Hani big tits küçüktü küçüktü. Big değildi belki ama dikti. Yani hep böyleydi. O dönem bir dönem böyle bir şey var biliyor musun? Sütyenlerle memeleri dik yapma var.
Çok da 40'larda 50'lerde o dönemin filmlerini izledik. Tabii biliyoruz. Biliyoruz dönem dışındaki memeleri. Mad Men izlemedim. April işte o döneme özenmece biraz. Yok, izlemedim. Olabilir. Çünkü o döneme çizenler o çağda büyümüşler falan. Irma memeleri çok büyük olduğu için çok geniş giyiniyor hep. Aynen, yani bol dökümlü giyinir. Irma biraz şey yani belli ki çocuklukta falan hızlı gelişmiş. Hep böyle Irma memeler falan olmuşlar. Okulda aldın mı bu karakteri mi diyorsun? Çok seviyorum bu sesini. Aynen. En sevdiğim. Irma'da şey olmuş falan değil mi? Hani biraz böyle geniş geniş giyinen bir karakterimiz olmuş. Peki. Splinter'ın her şeyi bırakıp nasıl geçtiğini bu işlere biliyor musunuz? Dojosundan neden ayrıldığını biliyorum. Biliyorum. Böyle şey var. Bıçak saplıyor. Bıçak saplıyor. Yani ilk bölüm kızı var. Vay saygısız köpek. Vay deyus diyorlar. İlk bölümden hatırlıyor musun? İzlemiş miydin sen? Tabii. Japon. Bende kaseti var. Aa şey... Değil mi? Splinter Usta normalde şeydi. İnsandı. Normal insandı aslında. Evet, sonra fareye dönüşüyor. Filmde nedense öbür türlü yaptılar. Çünkü galiba çizgi romanında öbür türlüymüş. Yani fare insana dönüşüyormuş. Fare haliyle böyle ustasını taklit ediyordu falan. Senin içinde değer acayip değişiyor. Öteki kızın ismini bile hatırlamıyorum. Mor elbiseli falan olan. O zaman sanki o güzel kız gibiydi. Biz büyüdük ve her yer... Velma pornosu. He, aynen. Biliyorsunuz değil mi bunu? Evet. Şey falan değil. Kimdi yani ya Velma? Öbür şekillerin bir gözlüklü, sarışın gözlüklü yine kız gibi aşırı gelişmişlikten ötürü sürekli boğazlı kazak giyen kız vardı ya. Sürekli gözlüğünü düşürüyordu. Ay, gözlüğünü. Ama bak o zaten şey gibi düşün. Bizim o çocukluğumuz ve onun öncesi olan zamanda hakikaten o çıtı pıtı olmak... İşte o sarışın işte çok zayıf haller filan şey. Bakayım. Merak ettim lan. Ama... Arkadaşlar. Ama bizim gençliğimizde ben de daha öyle dorky, nerd. Var ya. Hani çekici olmaya hoş gelmeye başladı ya böyle bir şey var arkadaşlar, ya. Arkadaşlar buna biz hiç bakmadık. Ben şu an uyanıyorum. Oğlum internet 10 sene önce bir uyandı buna. Şunun peşindeydik yani değil mi? Evet, evet çocuk yani şeyken. Hadi abi. Hadi abi senin devrin bitti hadi abi. Biraz ama burada şöyle bir şey demek mi? Öbür kız yani... direkt güzel gibi sunulan. O biraz erişilmez gibi zaten. Yanındaki sarı çocuk hani zaten onu götürmüş o seni döver falan gibiciz. Oğlum onları açma artık. Bunlar ne ya böyle şeyler. Barış sen 34. kural bilir misin? Nedir o? Barış'ı yepyeni dünyalara tanıştıralım. Daha sonra. Barış bu konularda niye bu kadar ne? Çünkü hayatı... Barış actual player değil mi? Actual ortamcı olduğu için. Hem öyle Barış bir de analog bir insan abi. Barış bizim internette fantezi olarak yaşadığımız şey gerçek hayatta fiziksel olarak yaşıyor. Cosplay'lerini yapmıştı. Vay dedeler sokması. Niye programı dedeler sokması dediniz? Arkadaşlar sapıttı durum. Durum sapıttı şu an. Neler oluyor? Biliyorum abi ben biliyorum. Abi sana Google'da birkaç keyword söyleyeyim. Yaz da kendine gel. Ama onu özelde söyler. Ben daha bak. Kötü örnek olmayan bir saniye. Git gide fena oluyor olaylar. Kraliçe öldü ya. Ondan sonra bakıyorum. Hep gelişmeleri takip ediyorum. Yani hayatımızda ilk defa böyle bir kral kraliçe değişim gördük ya. 500 senedir. Neler oluyor adım adım? Çünkü 20 senedir bizde değişmedi. Önce bir cenaze oldu, şu oldu, bu oldu. Son geldiğimiz nokta şu. Charles gitti logosunu seçti. Aa. Logo tasarımları yapıldı. Logo dedin arma falan mı? Arma tabii tabii. Evet. Yani bütün Circled. Ülkenin şeylerinde olacak. Şey yapmışlar, R yapmışlar. Rex'ten geliyor, Latince kral demek. R, C ve 3 yapmışlar. Hmm. Kral Charles 3, böyle üstünde de şey var. Ne kadar antika ya. Crown var. Mesela enteresan. Orada şey olmuş mudur mesela Charles gidip ya bunu bir tık sağa alalım demiş midir ya. Bir demiş olabilir. İngilizce'de bir tık nedir mesela? Ne diyorlar? One pinch. Yerine? One pinch. Hocam eskiden hasbelkader şeye oturmuş, tahta oturmuş birileri işte monarşiyi yönetiyordu falan. Sonra Fransız devrimi, Cartürk bilmem derken yavaş yavaş Batı dünyasından başlayarak işte cumhuriyetsel yönetimlere geçildi. Şimdi şey diyoruz ya yani ulan gerizekalı halk boktan yöneticiler seçebiliyor falan filan diyoruz. O yüzden tekrar böyle monarşi gibi şeylere bir özlem var. Ama orada bildiğimiz rastgele monarşiye değil de şeye geçelim. Yani işte birisini hani o bilim kurgular var ya çeşit çeşit işte kral imparator falan böyle. Birisini doğuştan eğitelim. Dört dörtlük bir yönetici olarak eğitilsin o yönetsin falan. Buna geri dönebiliriz bence. Böyle bir konu. Ve sen de tarih misin yoksa daha bebekken mi aldın? Ben 40 yaş tabii bebekken aldım canım tamam. Benim geçmiş artık bitmiş. Tamam. Ben de bunu anlatırken size şeyi sormak istemiştim. Hı. Benim merak ettiğim bu grafik tasarım kısmıydı. Siz bir gün
bir devlet başkanı gibi bir şey olsa, bir grafiğiniz olsa ne yapardın? Nasıl bir tasarım olsun? Onun da var. O isminden düşün. Sen Canver olacak, kesin kanlı kalp gibi bir şey olur böyle. Aslında mesela kesin aslında gül merkezde böyle Rose of Thorns falan bir şey olur. Soyadından yana alışmayacaksın. Seni şan ve şöhreti taşıyan en büyük faktör ne onu düşüneceksin. Yani hani atıyorum mesela okçuluktan bir aileden geliyor, ok koyuyorlar ya da çiftçilikle güçlenmiş, şövalye ilan edilmiş. Buğday. Tarla, buğday bir şey koyuyor filan. E sen mesela diyelim şey koyacaksın işte internet böyle bağlantı modem. Modem var çok. Yani benim zaten şey ya Sungur ya soyadım zaten dünyadaki armaları %50'si çalışıyor bana herhangi bir. Sen öyle bir düzene geçsek 4. günde atına gelirsin gibi can arkanda da bir takım tipler. Aynen. Yani armam hazır benim. Çift başlığımı koyarım tek başlığımı koyarım ondan emin değilim sadece. Ama çift başlığımı koymam lazım yoksa Ceren'e ben siker gibi geliyor. Çünkü siz yani yan yana geleceksiniz. Aynen. Şöyle ataerkil bir şey hayal etme koçum. Senden geçti. Güldağ'ın logosu güzel olur. Biz böyle evet, biz güllü şövalye tarzı bir şey yaparız. Senin karışık mesela, Kraliyeoğlu. Hiç gözünde bir görsel canlanmıyor. Ayakkabı benim falan. 1750 yılında yaşamış süvari bir adam. Saçları bembeyaz gençken. O yüzden öyle. Benimki de biraz healer gibi olmuyor mu aslında böyle? Evet. Can veriyorsun abi. Şöyle mi? Bir el, el böyle kalp. Açık bir tabut olsun sende mesela. Nasıl? Kötü. Ne? Çok necromancer oldum. Ha, ne güzel. Birilerine bir can veriyorsun yoksa canını mı veriyorsun anladın mı? O karışık yani. Bence şey, ikisi de falan böyle gaza gelmiş. O zaman böyle böyle siyah beyazlı böyle ikilikli bir şey olması lazım. O zaman sevgili arkadaşlar bir yarışma açmamız zamanı geldi. Yarışması. 4 hanedanlığın logoları tasarlansın. Arma de şuna ya logo deyip durma. Arma şeyin, arma. Kurum muyuz biz? Ey grafik tasarımcı arkadaşlar. Sungur hanedanlığı, Canver hanedanlığı, Güldal hanedanlığı ve Kraliyoğlu hanedanlığı. Olmuyor oğlum ne yapayım? Sen hanedanlık değil. Sen işte tüccarlar locası falan olsa olmaz mı? Olur. Oyuncular şeyler. He, loca. O şeyciler işte. Ha, loca mı diyorsun? Oyuncular ha, sokak. Sen tahta çıktığında yeni isim seç kendine. Evet. O zaman onu da bırakıyorum. Azgın Barış 4 falan gibi bir şey olsun mesela anladın mı? Sen mesela sizin ailenin kaçıncı Barış'sın? İlk. Barış the first. Barış the first mü? The first of his name. İsminin ilki aynen. Evet. İsminin ilki. First of his name. Sen? Sen de birdir. Ben de birdim bu. Can diye deden olacak hali yok. Şimdi nesil bakıyorsak 2. Ama benim kuzenlerimin ön ismine bakıyorsak abimin ön ismi senin... Cevdet. Hayır canım tabii ki nesil. Sen 15. Cevdet filansın. Sizde niye böyle bir Cevdet fetişi var? Manyak. Abi şöyle. dedem sevilen bir karaktermiş değil mi? Doktormuş. Sevilen bir karakter. Bütün torunlarına zorla Cevdet ismini koymuş. Evet. Herkes. Bir kişi de koymayalım denmiş. O da Cevdet'miş. O da kendi kendine Cevdet. Tabii benim Serhat'tı biliyorsundur bunu artık. Yo. Bana Serhat koymuşlar. Bu 6. anlatışım var. Her konu anlatıyorum. Ya burada 6. normal hayatta harcın diledi 222. Serhat koymuşlar. Ondan sonra ben neden bilmiyorum. Çünkü dedem, Cevdet dedem Adana'da yaşıyor. Sende hiç Serhat tipi yok ha. İşte oluşmamış. Bence Cevdet'i iyi seçmişsin sen. Kendim demişim. Benim adım Gebdet, Gebdet deyip duruyormuşum. Ama bence adını Serhat bıraksalar böyle ince uzun Taylan gibi bir çocuk olacaktı yani. Şey. Yok yok. Sakalları zor zor çıkan falan. Ha? Bence Cevdet iyi seçmiş. Biz oğlum Serhat diye bir arkadaşım vardı lisede onu tarif ettin resmen ya. Oğlum tamam. Ben koymuyorum kuralları. İsimler ve tipler bunlar korelasyon içerisinde yani. Oğlum, var böyle bir şey. Bu arada Cevdet'in anlamını biliyor musunuz kelime anlamını? Bilmiyorsunuz değil yok. Mi? Arapça iyilik güzellik demekmiş. İyilik güzellik ne olsun işte. Hem can ver hem iyilik güzellik. Klerik klerik. Şimdi monarşiden girdim konuya da bir tane daha şey var onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi bunlar bir tane tören veren bir şey olduğu zaman böyle aşırı havalı bir şekilde çıkıyorlar ve binlerce madalya oluyor üstlerinde tamam mı bütün aileden. Ulan diyorum demek ki bir savaş mı olmuş bir şeye katılmışlar bir şey. Hadi bir üstün başarıya bilmem ne hizmettir falan diyorum bir tanesi. Biri bir şeydir ama 7-8 tane var ya bu ne diyorum. Geçen gün tesadüfen bu aralar bunlara baktım diye keşfette bir çıktı abi. Bir baktım mesela Charles'ın madalyalarını sayayım şimdi size. Queen's Service Order. Goy goy. Queen Elizabeth 2 Coronation Medal. Goy goy. Silver Jubilee Medal. Goy. Gold Jubilee. Diamond Jubilee. Platinum Jubilee. Kraliçe tahtı daha uzun kaldıkça babaya bir madalya dayıyorlar. Bir de adama sürekli jubile falan deyip durmuşlar da bir türlü gitmek bilmemiş. Long Service bizim and... Bizim abi jubilesini yapıyoruz bak. Bir jubilesini mi abi? Altıncıyı takıyorum. Long Service and Good Conduct. Canadian Forces Decoration. New Zealand Commemorative Medal, New Zealand Armed Forces.
10 tane. Bunlar şeydir abi. Hepsi de reis başkomutan ya. Bu da işte Prens Charles olduğu için eminim şeydir. Yeni Zelanda genelkurmay falandır yani. Bir askeri rütbesi yardı vardır yani. Madalya dediğim bizim mi? Ecebe mi görmüş abi bu herif? Bu ne ya? Madalyalı atın canını, sökün atın be. Hayır, sadece cephe olması şart değil. Vatana millete hayırlı bir iş yaparsın, o da madalyayı hak edebilir, o da yok. Mesela Camilla ile evlenmek. Ayı çok biliyorum Kur'an'da. Camilla mı? Hiç sevgilisi, karısı yok mu sonra? Camilla. Dayana'dan sonraki. Parker Bowles. İzle oğlum Crown'u falan. Hiç. Hayır, ben izleyecektim de dayanamadım. He? Ben sevmiyorum hiç hanedan işleri. Hanedandan çok sıkılıyorum ben. Türk, İngiliz, gavur fark etmez. Şey oluyorum böyle. Tek sen anladın. Ay sarayınızı sikeyim falan oluyorum böyle. Peki ben de öyle oluyorum. Abi, anladın mı? Ama keyifli oluyor ya. Harem de bilmem kim sen varmış. Sen nesin biliyor musun? O sırada benim ecdadım muhtemelen böyle bopta böyle bop kükürüyordu böyle falan diye. Niye ya? Bizim ecdadımızın da sarayı var. Onun da şeyi var. Yok görürüm ben. Göçebe bizimkiler tezek yiyormuş kanka. Ya orada da bir hiyerarşi vardır. Tezek, daha iyi tezek yiyenler vardır. Daha iyi tezek yiyor. Şeye ben de çok kıldım aynı Can gibi ama Can sana bir şey söyleyeyim. Biraz kaptırırsan da kaptırıyorsun yani. Yalan rüzgarı gibi yani. Niye kaptırayım abi monarşi falan? Çok bomboş işler ya. Can ya böyle boş şey... ver izle sen şunu izle. Buckingham Sarayı'ndalar. Millet böyle izliyor. Görüyor musun ne yazık şu kraliçeyi diyor. Hocam. Ağzına çakasın. Bak yalnız mesela. Size bir şey söyleyeceğim bak. Bir monarşiyle, bir yöneticiyle, bir otorite figürüyle falan... Onunla hani sempati kurmak, bağ kurmak istiyorsan hakikaten hicve micve açık olması lazım. Ben işte 12-13 yaşındayken bile biz İngiltere'ye gitmiştik. O şeylere binmiştik işte Londra'da. O Hoponopof var ya bizde de var İstanbul'da. Orada gidiyoruz işte sarayın önünden geçerken adam işte burada da kraliçe bilmem ne yaşıyor filan falan diye anlatıyordu adam. Eğer dikkatli bakarsanız demişti bahçede işte kraliçeyi ve annesini genç erkekleri eğlendirirken görebilirsiniz demişti. Bakın mesela 60-70 yaşında adamlar var orada falan demişti. Böyle bir şaka yapmıştı mesela. Ve ben o yaşımda da hani şakayı yaramayamak anlamama rağmen çok gülmüştüm. Hani bizim ülkemizde hiç kaldıramıyorlar ya böyle şakaları falan. İyice mesafe açılıyor. O yüzden buradan sesleniyorum bütün siyasetçilere. Sadece iktidardakilere değil. Bütün muhalif, iktidar, hiç kimsenin ciddiye almadıkları... Yani kendinize dalga geçirmesine izin verin. Gençler sizin peşinize düşünecek. Bak aynen. Kocaların hocasına mikrofonu atıp tutma oyunları. Kim bu? Ümit mi? Mustafa Sarıgül. İşte bu be. Ya, hocaların ya. Hocası. Biraz... Şey de çok şakacı. Bu siyasetçi mi? Daha çok köye sirk geldi gibi bir şey. Mustafa Sarıgül sadece siyasetçi. Düşünürsen başka hiçbir şey yok. Meral Akşener de çok şakacı. Ben arada yine keşfetten bir şekilde çıkıyor karşıma. Ve de geek falan demişti bir kere. Abi, Meral Akşener hani böyle şey torunundan duymuş bir şeyi böyle gençler arasında bir şey. Ne var bu arada? Hapçı mı? Hapçı. Onu yarım yamalak gibi. İnanılmaz öyle duruyor ya. Hapçı gelecek. Reis'ten önce yani genç arkadaşlarımız bilmez. Evet. 20 yaş civarında 22 ve eksisindeki arkadaşlar şeyi hatırlamaz. Eskiden Türkiye'de siyasetçi taklidi diye bir şey vardı. Tabii. İlk okullarda bile siyasetçi taklidi yapardık biz. Hemen küçük kutu yapıyor. Böyle çok okey bir şeydi. Şimdi siyasetçi taklidi yapan, benim reisin taklidi yapan bildiğim bir kişi var. Onu da bir içeri sokup çıkardılar. Çocuk tatlı tatlı oturuyor şimdi. Ama tabii çocukken internet de yoktu yani. Mesela IBK hep Townsville'ler taklidi yaptırıyorlarmış. Fakat orada da bir Şirine durumu olduğunu itiraf edelim. Kadınların taklit edebileceği başka kimse yok yani. Evet. Maalesef. Doğru. Peki. Mesut Yılmaz taklidi çok ucuzdu. Herkes sadece çok yavaş konuşuyordu. En gıcık olduğum taklidi oluyordu. Arkadaşlar, çok bakın, en yapamayacağınız taklit size şimdi söyleyeyim bu. Kim bu? Kim bu? Erdal. Erdal İnönü. Nasıl bilmezsiniz ya? Aa, Erdal İnönü bende yok oğlum. Erdal İnönü çok ön plana değil. O zaten bence şeydi yani plastik filan da kukla filandı. Çok değişik ince uzun çizim gibiydi böyle. Hindiye benzedi. Değişik ne herifti yani. Hiçbir karakter. Ben tanıştım onu. Süleyman Demirel çok bankoydu. Çok tabii banko. Tabii. O çok böyle artık şey. O zaten yani sanki şey gibi arkadaşlar. Bu sezonda taklidi yapılabilir bir siyasetçi lazım bize demiş. Hani Türkiye'nin illüminatisi ve o yüzden Süleyman Demirel bilerek koymuş gibi. Bülent Ecevit'in mesela taklidini yapmakta çok bir şey yoktu benim bildiğim ama. Bülent Ecevit böyle mikrop böyle yavaş konuşan böyle bir adamdı ama o yaşlılık halini diyor. Yok. Yok, evet. Ben... Neydi bu alakalı? Ona şey derlerdi böyle. Ya mesela büyük üstad Levent Kırca falan plastikle taklidi yapınca hep şey derdi. Ne yapıyoruz Rahşan? Rahşan dedirtirler. Ne yapıyoruz Rahşan? Yani bir karısından evet, icazeti almadan iş yapamaz gibi. Bülent Ecevit'in bir böyle hakikaten çok düzgün konuştuğu için taklidi aslında çok düzgün adam taklidi yapıp bir de burun ekliyorsun kendine. Kara Ecevit. Karaoğlan. Ha Karaoğlan. Ben onun şeyini izledim bu Kıbrıs... 32. gün belgesellerinde falan var ya Kıbrıs Harekatı sonrası bunun böyle rüzgar gibi estiği kara olan dönemleri var. O İngilizce, Türkçe aşırı düzgün telaffuz olan bir adam. Robert Mezun diye biliyorum.
Aa, Necmettin Erbakan taklidi vardı aslında. Sevgiliyim mümin kardeşlerim. Evet ya. Güzel yapamıyorsun. O bana şey gibi gelirdi. Aziz ve muhterem kardeşlerim. O inanılmazdı oğlum ya. Bak, bak başka bir ses Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Viskiyle de hiç olmuyor ama artık affet ya Rabbim. Mesela genel olarak hani o dönemde böyle Kemal Sunal filmlerinde filan da hep bir hoca tiplemesi olur. Biraz gülünç olur bazen hiçbir kağıt söylemem falan. Bana şey gibi geldi. Çocuk halimle yani Necmettin Erbakan hocaların hocası olduğu için ona da taklitlerin taklidi yapılıyor. Yani diğerleri de hani jenerik taklitler ama o ya o yüzden taklidi yapılmaya aşırı müsait. Çünkü o da dindar bir kişilik falan diye gibi ben öyle bir mantık kurardım. Ama yok konuşmasında falan da bir şey vardı. Vardı. Sonrasında reis döneminde artık hepimizin çok alıştığı o şey ne eğitimi? Daha dini bir eğitim alıyorlar ya bunlar hitabetle alakalı. Ve sonra bütün Müslüman siyasetçilerin farklı bir hitabet şekli var geri kalan herkesten. Ha filan hani böyle Arapça vurgulardan gelen böyle farklı bir kelime kullanmışlar. Bence bu şey oldu. Bunu şeyden yapıyordum. Bir şey söyleyeceğim. Bu Hollandalı, daha yapamıyor. Hollandalı şef oldu ya bu. Muppetlerde Hollandalı şef vardı böyle. Benim taklidim iyi değildi. Ben sırada insanların taklidini de yapabilirim. Mesela sizin taklidinizi yapabilirim. Yap benim taklidim mesela. Ya benim taklidim mesela. Bu ne? Cevdet yap. Ne kadar kötü. Oha aynı ben. Oha aynı ben. Beni yap, beni yap. Beni nasılım? Yap, beni yap. Ben nasılım? Bakın arkadaşlar. Wilma. Ne kadar kötü. Çok iyi yaparım. Çok iyi yaparım. Sikofentlerim varmış çevremde. Bugüne kadar sıradan insanlar derken sırayla yapalım manasında söylemiş yani yoksa. Sıradan yapabilirim işte mesela. Can, Barış, Cevdet yapamam yani. Arkadaşlar Can öldü kaldık biz bize. Arkadaşlar haftaya çeker miyiz çekmeyiz miyiz konuşuruz ama Ömer Can ameliyat oluyor. Evet. Konumuz bu. Ne ameliyatı ya? Şakacı yumuşak belirin. Şimdi ciddiyete büründü. Hadi bunu da şakacı anlat. Ameliyat oluyorum. Yap. Hadi yap. Penisini daha büyüteceğim. Yıllardır bunun için para veriyor. Ya yıllardır internette karşıma reklamlar çıkıyor. Ama ben ciddiye almadım falan fazla. Güzel iyi yapıyorsun ama ya. Yani. Senin de morale ihtiyacın. Şu özgüvenin çok kırıldı bu aralar. Yani kendi kendime şöyle diye düşündüm yani. Hayatımın geri kalanını ya şöyle geçirebilirim. Ya böyle geçirebilirim. Yani kim öbürünü tercih etmez ki falan ne bileyim ben. Ya gerçekse bu. Ya gerçekten bunu yapacaksam. Yani ve hani bilse insanlar da bu bir şey değil. Megalomanyaklık değil de hakikaten ihtiyacım var belki. Olamaz mı? Utanmak zorunda mıyız? Penis büyütme ameliyatı diye bir şey var mı? Ha ben de onu soracaktım. Yok galiba. Şöyle birkaç senedir yapılıyor aslında. Çünkü normalde penis büyütücü diye şeyler çıktığında genelde ya onlar hapsatıyorlar ya da çok kötü pompa satarlar. O gerçek bir Aslı Pavros şakası mı? Yo, gerçekten satıyorlar. O normal olarak büyütmek için mi yoksa o anlık olarak ereksiyon için mi yani? Abi inan bilmiyorum. Hadi hadi şimdi. Ben biliyorum yazıyor çünkü bak şey diyor arkadaşlar şeyi bilmiyor musunuz böyle bir de onun şeyi vardır hani küçük hali büyük hali bir gif böyle gider gelir böyle. Düzenler sayfalarda. Yani düzenli yaparsan işte 3 ayda 2 ile 5 santim arası büyüme garantili. Yani 5 yılda o zaman. Anne ne olacak bu? Bir üst sınırı vardır. Bir üst sınırı var. Bir yerden sonra durması lazım. Ne ameliyat oluyorsun hocam? Hocam ayağımdan ameliyat olacağım. Ayak bileğimden. Peki. Büyüteceğim. Bir müddet yok. Ayak büyütme ameliyatı. Çünkü ayağı büyük olanlar. Bir müddet yok. Hiç olmazsa fake it till you make. Bir müddet o yani bir hafta iki hafta. Yatacağım. En fazla iki hafta kaçırırım. Yatmalı mı? Bir gece yatacakmışım. Hastane. Biz ne yapacağız sen yokken? Birbirinizin üstüne yatacaksınız. Ne bileyim ben. Konuk alırız. Hadi bakalım. İyice twisted. Alın lan. Alabiliyorsanız alın bakalım. Buraya konuk kim için geliyor görürsünüz diye böyle. Yani estetik ameliyatların bir kısmı kaçak biliyor musun? Ailesi sağlık sektöründe olan bir insan olarak ne usulsüzlükler ne rezillikler var teker teker anlatırım ama vaktimiz yetmez. Abi evet MR makinesinin içinde fuhuş yapılıyor. Bu ne lan öyle artık? Böyle... Kızla böyle üst üste yatıyorlar. Tamam gönder bizi diyorlar. MR makinesi içine böyle bir yandan da böyle garç 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 garç. Hocam bak şimdi bizim de MR makinemiz var. Can Bey. Ayıp. Can Bey bak şimdi birazcık. Biliyorum oğlum o yüzden söylüyorum. Allah Allah. Ömer Can'ın bildiği MR muhabbeti. Hocam şimdi bizde öyle bir şey yok. Biz helal MR'cıyız tamam mı?
Domuz eti yok bizde. Bizde de bulama makinesi var. Allah Allah. Hop bak her konuda şaka yapabilirsiniz. Ama MR makine mi? Kırmızı çizgimiz. Benim babam MR'ı Türkiye'ye getiren adam. Tabii oğlum Allah Allah. Hiç olmazsa Aslancı'ya getiren adam. Ya şöyle düşün hani MR makinesi içeri gidiyor bir de gürültü oluyor ya nasıl ses de gitmiyor böyle rahat rahat takılıyor. İyi de yani gerçekten hani bu kadar mı çağırıyor sinemaya gitsene daha ucuz en az. Fetiş fetiş abi fetiş. MR fetiş oluyor. MR fetiş. Manyetizma fetiş var. Tabii çıkıyorlar böyle dışarıya diyor ki hareket ettiniz bir daha çekmemiz lazım. Hayır. Oh abi daha. Bir şey söyleyeceğim. Hani şu şeyin Arnold'un iki hafta filmin adı neydi? Gerçeği çağırır. Gerçeği çağrıda şey var ya bir yerden geçiyor iskeleti gözüküyor tamamen. Ha, o var röntgen. Mı o kadar online gösteren iskeleti bir mekanizma? Yani böyle şaps diye fotoğrafı çekmesi lazım. Hayır fotoğraf çekiyor da şey var mı ya böyle oynadıkça animasyon gibi oynuyorsun yok değil mi bir şey? Olsaydı bizim dükkanda olurdu biz de. Wow. Arkadaşım hamile bebeğin işte görüntüleri geldi videosunu falan gösterdi bize. Ultrason'a girmiş. Ultrason diyoruz da. Galiba onun orijinali orada tabii bilmediğim için ve lafı geçtiği için şey yapamadım. Ultrasound galiba ve sesle evet, yapılan tabii, bir şey. Evet evet. Nasıl biliyor bu işleri oğlum? Ha piri ya bu işleri. Oğlum. Tabii oğlum onların arasında büyümüş. Babasının depoda böyle gezerken. Ha bu zaman bize şaka. Ultrason. Sinema, sinema, tiyatro, geek konular dayadı. Babası öyle bir şey. Ultrason ama ultrasound aslında. Yanlış söylüyorlar falan. Oraya gitti şu an. Çok ilginç ya. Her şeyi görüyorlar ve röntgen, tomografi, CT scan, ultrason hepsini yaparız hocam. CT scan ne oluyor? CT scan'ı bak hemen merak ettim. Can tuttu lan. Hocam işte Can'ın anlattığı şu MR gibi bu da anladın mı yani? Şöyle mi diyorsun? Biz bir CT scan istiyoruz. Sizden bir CT scan alalım. Yazıklar olsun. Peki bu konularla bu kadar dalga geçiyoruz. Annesi izin böyle yapıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Bu benim şey bölümü. Ben bir doktorum. Ve bu yazdıklarımızdan rahatsız oldum. Günümüz Türkiye'sinde zaten tıp çalışanları şiddet görüyor. Bilmem ne cahçur. Bir de sizler bu konularda şaka yaparak duyarsızlık gösteriyorsunuz. İyi bari şey olur. Tıp camiasını karşınıza aldınız. Ya şey olursa ben bir şirinim. Ve siz sabahtan beri şirinim. Ya böyle bir şey olursa. Ben Prens Charles'ım. Bu konuda kimin zararını zaten rahatsız ediyorum.